Hoş geldin Gülay, merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben küçük bir giriş yaptım. Bugün genetik Teşekkür konuşacağımızdan bahsettim. Pek çok soru gelmişti. Bu sorulardan genetik kökenli olmayanları, işte vajinitler, akıntılar, bunlardan bahsetmeyeceğimizi söyledim. O yüzden öncelikle bir seni tanımak istiyoruz Gülaycığım. Doktor Gülay Özgön kimdir? Evet, Doktor Gülay Özgün Seçil'in sınıf arkadaşı Cerrahpaşa'dan. 97 Cerrahpaşa mezunu. Sonra yine Cerrahpaşa'da farmakolojide uzmanlığımı yaptım. Ve sonra da İstanbul Üniversitesi ve ÇAPA ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin, o zamanlar ikisi birlikte aynı üniversite, iki farklı fakülteydi. İkisinin ortak doktora programı olan tıbbi genetikte doktoramı bitirdim. İki özel hastanede çalıştıktan sonra hem farmakoloji uzmanı hem de genetik uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2011 yılında 2009 yılında kendi merkezimi kurmuş oldum. Nesiller Genetik Tanı diye. O günden beridir de yaklaşık 11 yıldır hem kadın doğum hem tüp bebek hizmetleri, yani kadın doğum alanında birçok alanda yani hizmet vermekteyiz. Genetiğin kadın doğumla kesiştiği bütün alanlara bakmaktayız aslında. Bugün de bu sorularla ilgili genel bir giriş yapıp bundan sonra da senin de önderliğinde hangi hasta grubu, hangi sorular gelirse de onunla ilgili özel röportajlar yaparız diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Öncelikle küçük bir giriş yapmak adına gen nedir? Gen nerede bulunur? Ne işe yarar? Genetik hastalıklardan bahsedeceğiz. Önce küçük bir gen tanımını yapmak isteriz. Bize bir geni tarif eder misin Gülaycığım? Gen DNA'mızda protein kodlayan bir DNA'mızın bir parçası aslında. Genin içinde egzon ve intron dediğimiz iki ayrı bölge var. Egzonlar protein kodlayan bölge. İntron ise DNA'mızda başka işlere yarayan, önceden işe yaramayan diye bilinirken şu anda başka işlere yaradığını bildiğimiz en küçük işlevsel birim aslında DNA'nın. Evet, aslında işe yaramayan hiçbir parça olmadığını herhalde zamanla daha iyi Evet. anlayacağız. Mevcutta dünya üzerinde ne varsa bir işi olduğunu bilmek lazım aslında, düşünmek Evet, lazım. yani aslında yaratılış ve varoluş felsefesine de baktığımızda hiçbir zaman hiçbir işe yaramayan hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Yalnızca biz sınırlı akıl ve sınırlı bakış açımızda bazı şeyleri zamanında anlayamayabiliyoruz. Ama zamanı geldikçe hiçbir şeyin çöp ya da boşuna olmadığını ama bir sebeple var olduğunu biliyoruz. Doğru söylüyorsun seçimim. Bu seneki Nobel'lerde de yine CRISPR denen bir özellikle genetik durumu projesi Nobel ödülü aldı. İki biyokimya doktoru, uzmanı, bayan. İki bayanın aynı anda olması da bir ilkti. Böyle bir hani bize küçük bir bilgi verebilirsen Nobel'deki etkinlikle CRISPR'la ilgili bildiğim kadarıyla gen hastalıklarını temizleyen DNA'daki bozuk geni çıkartıp yerine yenisini ekleyebilen bir proje aslında. Bu Evet. durum bizim yani genetik kodlarımızın değişmesine sebep sence olacak mı? Bu konu evet özellikle aslında son 2-3 yılın özellikle gündemde olan konusu ve de en sonunda Nobel'le de taçlandırıldı bu yeni konular. Burada asıl amaç aslında CRISPR-Cas9 gibi bir yöntemin genom editing dediği yani bütün genomu editlemeye yarayan bir sistem bu aslında ve de bu genomu editlerken de hani türlü olası yan etkileri ortadan kaldıracak bir şey diye düşünülüyor. En az yan etkili bir sistem diye düşünülüyor. Bunun için aslında yepyeni bir çağ başlıyor aslında bununla birlikte. Çünkü biz genomumuzda var olan hatayı, var olan yanlışları bu yöntemle editleyebileceğiz ve bizden sonraki jenerasyonların yanlışsız bir şekilde varoluşunu sağlayabileceğiz. Biraz her ne kadar felsefi olarak çok faşizan ve çok şey gibi bir şey yani temiz ırka doğru gidiyor gibi görünse bile aslında bu çok da öyle değil. Çünkü burada asıl amaç yani sağlıklı bir toplum işte var edebilmek diye düşünmek lazım. Biliyoruz ki
şeylerde çok fazla vakit kaybettiğimizi, çok fazla ekonomimizin ve insanlığın en hayatta kaybetmeyeceği şeyin sağlık olduğunu biliyoruz. Ancak bunu en küçük bir baş ağrımızda veya gördüğünüz gibi bir virüs salgını olduğunda bile nasıl bunu anlıyoruz? Belki viral hastalıkların tedavisi bile bu şekilde yapılabilecek. Hani aslında genome editing yöntemi bizim için önümüzde çok büyük bir yol açıyor. Evet, kesinlikle bir pencere açıldı, artık yeni bir döneme giriyoruz gibi görünüyor CRISPR'la. Şimdi kadın hastalıkları açısından bakacak olursak, bizim hastalarımız hep anneleriyle kendilerini çok fazla özdeşleştirirler. İşte annemin menopoz yaşı şu, annemde adet düzensizliği vardı, annemde miyom var. Şimdi annede olan her şey aslında kızda mıdır? Yani anneden kıza geçiş babadan kız kadar mıdır? Ne anne kadında ne kadar aslında yer alır kadın hastalıkları açısından? Evet, biz biliyoruz annede miyom varsa kızında miyom olma olasılığı yükselir. Ama hani bir genetik geçiş olarak anne kız baba kız ilişkisini de burada bir vurgulamak isterim ben. Şimdi son derece haklısın. Bazı özellikler otozomal dominant, bazıları cinsiyete bağlı dominant, bazıları otozomal resesif dediğiniz cinsiyete bağlı çekinik olarak, bazıları cinsiyete bağlı baskın ya da çekinik olarak kalıtılabilir. Hani bütün özelliklerin veya hastalıkların aslında hangi özellikle kalıtıldığına bakar. Ona göre de o özellikler değişir. Ama en başta bizim senle yayından önce de görüştüğümüz gibi aslında bir konuya açıklık getirmek gerekiyor. Şöyle ki kalıtsalla genetik demek arasında bir fark var. Ve Türkçe'de bu ikisi de genetik diye kullanıldığı zaman yanlış anlaşılıyor. Yani mesela birçok onkoloji hastasına bu sizin genlerinizde var dediğim zaman o da diyor ki benim annemde kanser olmadı ama diyor mesela. Aslında ben onu değil. Genler bizim kendi özelliğimizi anlatan, ifade eden şeyler. Bununla birlikte ama kalıtsallık çok başka bir şey. Kalıtsallıkta ise şöyle bir şey. Biz atalarımızdan, annemizden, babamızdan, anneannemizden, babaannemizden kalıttığımız şeyleri biz kendi genimizde de o özelliği gösterebiliyoruz demek. Bunun ayrımını özellikle fark ettirmek lazım. Çünkü bu şekilde aile ağacı çizerken biz kalıtsal olan hastalıkları yapıyoruz. Ama kalıtsal hastalığı taşımıyorsanız siz illa ki genetik bir hastalık yani genlerinizde oluşan bir mutasyona maruz kalmayacaksınız demek değil aslında. Bunun da Çünkü altını çevresel mutasyonlar da var. Genetik olarak aileden getirmeyebilirsiniz mutasyonu, Evet, ama aynen öyle. çevrenin eklediği mutasyonlar da Aynen öyle. var. Epigenetik dediğimiz bizim kendi beslenme biçimimiz, çevrede kaldığımız bazı radyasyon durumları, Toksinler. bazı başka nedenler, ultraviyole, şu bu bir sürü etkenleri saydığımızda bunlarla aslında bizim bir başka şekilde de etkilenebileceğimizi ve o zaman belki ondan sonra bizde olduktan sonra da kalıtsal eğer bizim yumurtalık ya da spermlerimiz de bu mutasyon ortamından etkileniyorsa bizden sonra da bizden sonraki jenerasyona kalabilir o. Onun için Hemen de bir soru var şu anda. 8 artı 5 haftalık bebeğimin kalbi durdu. Genetiğinde Turner sendromu çıktı. Kalitesiz yumurtadan dediler. Bir de böyle bir şey var. Kayıplar da hep kadın üzerinden giden bazı durumlar var maalesef. Yani sanki embriyo sadece kadına kadına aitmiş bu gibi bir durum herhalde oluyor. sosyolojik olarak erkek egemen toplumun bir sonucu diye düşünüyorum ben. Ama değil aslında. Hani kadının olduğu kadar erkeğin de katkısı var tabii. Biz bu tip şeylere aslında tüp bebekte falan çok rastlıyoruz. Özellikle çok anormal embriyolar geldiği zaman mesela tüp bebek sonucunda orada herkes bir tedirgin oluyor. Bir şey acaba bu benden mi ondan mı? Ve sürekli kadının yumurtasının yaşlanmış olmasından kaynaklanıyor. Biz o gibi durumlarda hemen söylediğimiz şey şu oluyor. Biz onun anne ve babanın DNA'sını karşılaştırarak embriyoların hangisinden kaynaklı anormallikler gösterebileceğini biz hastalarımıza söyleyebiliyoruz aslında. Yani Evet, ama bu tabii tüp bebek aşamasında. Yani bebek aşamasında şimdi tabii. Ama şimdi genetik materyal çok daha farklı, düşük materyalin çok daha farklı.
Turner sendromunda da mesela anne ve babanın kan örneğini alaraktan bu Turner sendromunda kaybolan X ya da Y kimden olduğunu bulabiliriz. Ama burada biz genel kitap bilgisi olarak şunu söyleyebiliriz ki genellikle şeyler Turner sendromları kayıp olan Y'den kaynaklanmaktadır. Yani babadan gelen cinsiyet kromozomu aslında kaybolmuştur. Ama bu babayı suçlamak için değil. Bu çünkü embriyon oluşum aşamasında da yani cinsiyet kromozomu gelmiş olabilir ama embriyonun fötal gelişim aşamasında da kaybedilebilir. Yani bunların hiçbir zaman cinsiyet seçiciliği yok. Her zaman öyle olacak diye bir şey de yok. Yalnızca bunu söyleme nedenimiz hem iki cinsiyete de bağlı sebepler olabilir diye söylüyoruz bunu aslında. Evet. Tekrarlayan gebelik kayıplarında genetik kökenli sebepler aslında tüm gebelik kayıplarının %3 ila 5'ini oluşturuyor. Yani %50'si değil. O yüzden çok küçük bir oranda genetik sebepler var ama bu genetik sebeplerde de özellikle düşük materyalini değil de anne ve babayı incelemek, dengeli translokasyon taşıyıcıları gibi sürekli tekrar edebilecek gebelik kayıplarına bir yol açıp yani bir çözüm olabilir. En azından tanı koyabiliriz. Tekrarlayan gebelik kayıpları önemli bir aslında genetik sorunlardan bir tanesi. Bir de tabii ki kanserler var. Sen kanser genetiğiyle de gayet güzel ilgileniyorsun diye Evet. biliyorum. Evet, kanser son 2-3 yıldır özellikle kanser genetiğinde biyoteknolojik olarak da birçok ilerlemeler oldu ve artık kanserin tanısı ve tedavisinde de genetik oldukça sık başvurulan ve başvurulması gereken antitelerden biri. Şöyle ki bunlara yani şöyle çünkü kanserde de akıllı ilaç dediğimiz bir takım kanser dokusundan yaptığımız çalışmalarda çıkan genetik sonuçlara göre, genetik mutasyonlara göre bir takım akıllı ilaçlar kullanma şansına erişebiliyor kanser hastası. Bunun için kanserde de genetiğin önemi oldukça artmaya başladı. Peki kanser taramalarında yani mesela hocam annemde meme kanseri var bende de olur mu diye sormuşlar. Bu Yani mesela çok önemli bir bulgu bizim için. Evet, meme kanserlerinin yaklaşık %15-20'si ailesel dediğimiz kalıtsal olarak da geçebilecek meme ve over yani yumurtalık kanserleri. Erkekte meme, erkekte prostat. Yani kadında meme olur, erkekte prostat olur. Anne oğul ilişkisi de bu şekilde rastlanabilir veya araya bir de pankreas endokrin bezleri de girebilir. Bu durumlarda mutlaka bir yani herediter dediğimiz kalıtsal gen panellerinin mutlaka çalışılması gerekiyor. Bu ama buna başlarken öncelikle ailede etkilenmiş birey varsa bu etkilenmiş bireyden başlamayı tercih ediyoruz biz öncelikle. Mesela bu senin verdiğin örnekte seçicim dediğin gibi annem meme kanseri, ben de meme kanseri olabilirim diyen arkadaşımızı öncelikle annedeki mutasyonu bulmak gerekiyor. Annede eğer bir mutasyon varsa kalıtsal olabilecek bir mutasyon, o zaman biz ona göre annenin çocuklarına da bakacağız. Kaç çocuğu varsa onların hepsinin riskini belirlemek için veyahut da doğru check-up yöntemleri, doğru takip yöntemleri veya doğru tedavi yöntemlerine yönlendirmek için önce anneye sonra da çocuklarına bir şekilde gidebileceğiz. Bakmak demek de aslında burada netlik kazandıralım. Kan almak. Yani Evet, kan almak ve kan almak. kandaki bu kalıtsal kanser genlerini tarayıp incelemekten bahsediyorum. Evet, bakmak Evet, derken biraz BRCA kabaca söylüyorum. mutasyonları gibi. Evet, yani Evet. mutasyonlara bakmak. Yani o kanı alıp DNA'yı analiz edip çıkartıp o da gen dizilimlerine bakıp bunlardaki bozuk, baskılanmış ya da bozulmuş genleri görüp hangi bozukluk varsa çocuklarda da o bozukluk var mı diye bakmak Aynen. aslında amaç. Burada sürekli cinsiyet seçimi yapılıyor mu diye sorular geldi şu anda. Tüp Cinsiyet bebekte seçimi cinsiyet seçimi ülkemizde Türkiye'de yasak. yasak. Evet, Evet. ülkemizde yasak ama tabii ki biz incelediğimiz zaman bütün kromozomları görüyoruz ama tabii ki bunun hiçbir şekilde ne bir raporu ne de bir başka bir şekilde bunun iletişimi mümkün değil. Evet. Türkiye'de ciddi yaptırımları var. Ve bildiğim kadarıyla da şu anda aslında yasal olan bir ülkede yok. Evet, kesinlikle.
Bir de ne demişler? Makasla kestiler falan, servikal yetmezlik. Onlar ayrı. Biz bunları çok cevaplamak istemiyoruz bugün. Şimdi pek çok genetik hastalık var. Kanserler genetik geçebiliyor. Şeker, tansiyon gibi multifaktöriyel. Şimdi çok özür dilerim. Hani kalıtsal olabilerek geçecek hasta, aslında bütün her hastalığın bir kalıtsal özelliği var ama çoğu zaman kendi genimizde, yani bizde olan her hastalık bir kere genetiktir. Yani bunu hiç unutmayalım. Genimizdeki bir mutasyon veya birkaç mutasyon, onlar olmadan hiçbir zaman bir hastalıklar zinciri olmuyor. Vücudumuzun yapısı öyle. Vücudumuzun çekirdeğinde DNA'mız var ve DNA'mız bütün her şeyin altyapısı. Ve o DNA'larda mutasyonlar zinciri olmadan hiçbir hastalığın temeli olmuyor aslında. Bir kere bunu kabul edip bu şekilde davranmamız gerekiyor. Bir de şey var, sağlam görünüp genetik taşıyıcılık. Mesela otizm, yani otizm bulgusu vermiyor. Çoğu kişi işte içine kapanık büyüdü, annesi de öyleydi diyebiliyor. Ciddi okul başarısı yok, tanı konmamış. Gayet genç böyle bir kadın düşünelim. Bu kadında 30 yaş altı menopoz gerçekleşiyor. Otizm Şimdi değil de hani... Fragile X diyelim ona. Fragile X için dediğinde Evet. son derece haklısın. Fragile X taşıyıcısı aslında Fragile X üçlü tekrar hastalığı. Üçlü tekrar hastalığı dediğimiz bir modül var. Onların kalıtımı ve sonradan hastalıkları modülasyonu da çok farklı. Diyelim ki ben işte 20 tekrarla hasta olmuyorum da benim çocuğum 200 tekrarla hasta oluyor. Ben onu daha çoğaltıyorum veya ben işte 120 tekrarla taşıyıcı pozisyondayım ama benim çocuğum 200 tekrar, 210 tekrarla hasta olabiliyor. Fakat ben 160, 170 tekrarla taşıyıcı pozisyonda olduğum için erken overyen yetmezlik şeklinde olabiliyor. Folikül yetmezliğine gidebiliyorum. Bu da çok önemli bir antide. Genetikte birçok hastalık var böyle belirli şeylerde olup ama özellikle üçlü tekrar hastalıkları oldukça bu konuda önemli ve de Türkiye'de de çok yaygın bir hastalık aslında Fragile X. İşte bazen bazı çocuklarımızın neden zeka geriliği olduğunu gibi birçok şeyler hakkında sorularımız oluyor, düşünüyoruz filan. Onlar da biraz bunları düşünüyor olmak gerekiyor aslında. Kesinlikle. Özellikle ailesinde erken overyen yetmezlik, erken menopozla bazen karışabiliyor. Burada net bir bilgi verelim. Şimdi ortalama menopoz yaşı 50. Bunun artı eksi 5 gibi düşünmek lazım. Normalde 100 kadının ikisi 50'nin üzerinde menopoza giriyor. %88-90'ı diyelim 45-50 arası menopoza giriyor. Çok az bir kısmı 40-45 arası menopoza giriyor. Bu 40-45 arası, yani 50'den önce menopoza girenlere biz erken menopoz diyoruz. Çok da bunları önemsemiyoruz aslında. Yani şöyle hastalık olarak görmüyoruz aslında. Ama 40 yaş altında menopoza girenler bizler için çok önemli. Çünkü düşünün, 37 yaşında bir kadının menopoza girdiğini, 13 yıl ortalamadan önce. O zaman ne oluyor? Bu kadınlarda özellikle bazı şeyleri araştırmak lazım. Hormonları, otoimmün dediğimiz işte hastalıkları, tiroidler, haşimatolar, sürrenal antikorları gibi hastalıklar, lupus gibi. Bir de genetik faktörlere bakmak lazım. Genetik faktörlerin arasında Fragile X dediğimiz, özellikle kadına geçen ama genelde babadan, değil mi? Hani otozomal dominant Yok. babadan O Fragile X, X'e bağlı bir hastalık ve de genellikle anne taşıyıcı oluyor. Taşıyıcı anne olduğu için de böyle preoveryen yetmezlikler falan siz kadın doğum sahasında daha çok görüyorsunuz. Ve kadının taşıyıcı olduğu şeyler çocuğuna geçerken oradaki tekrar sayısının artma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Bazen erkeklerde de sınırdan Ataksi evet, hani ataksi tremor olabiliyor. Sınırda zeka gerilikleri olabiliyor. Tam zeka geriliği değil ama aslında Fragile X dediğimiz ciddi bir zeka geriliği hastalığı. Zeka ve davranış geriliğiyle giden bir hastalık. Ama erkeklerde sınırda böyle taşıyıcı erkekler de olabiliyor bazen.
Onlarda da ataksi tremor ve aynı zamanda da sınırda zeka geriliği oluyor. Tam zeka geriliği mi değil mi diye bilemediğimiz, hani kısıtlı bir zeka geriliği olabiliyor. Bütün bunları düşündüğümüzde evet aslında önemli. Bir de konu buraya gelmişken aslında şimdi fragilis dedik ki toplumda sık görülen aslında bir genetik tekrar hastalığı, ama bunun yanı sıra mesela Türk toplumunda sıkça olan başka genetik hastalıklar var. Mesela talasemi dediğimiz Akdeniz anemisi. Çoğu zaman işte Türkiye'de de evlilik öncesi kan testlerinin ile birlikte doğru doğru evlilik yapılmasını sağlamak veyahut da aslında orada doğru evlilik yapmak demek yanlış olur bence. Orada önemli olan doğru prenatal tanıya götürmek veyahut da evet preimplantasyon genetik tanıya götürmek belki o amaçla. Amaç talasemi majörlü çocuğun doğmasını engellemek ve bu şekilde de aileye gerekli danışmanlığı ve gerekli şeyi bildirmek. Yoksa talasemi taşıyıcısı, Akdeniz anemisi taşıyıcısı olduğu için kimsenin evlenmesine engel olmak gibi bir kavram yok aslında burada. Buradaki bütün amaç doğru tıbbi bilgiyi ihtiyacı olan çiftlerle buluşturmak aslında. Devletimizin yaptığı da o. Tamamen doğru bir sağlık sistemiyle bunları buluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bu durumda hani talasemi gibi SMA dediğimiz biliyorsun o da yeni yani ilacı da çıktığı için özellikle çok fazla duyarlılık ve toplum bilgilendirme çalışmaları da var. İnsanlar farkındalık yaratmaya çalışıyorlar bununla ilgili. SMA, DMD gibi kas hastalıkları da var. Türkiye'de var olan belli bir aslında taşıyıcılığı yüksek olan belli bir grup var. Genetik hastalık grubu. Bunun için de aslında ya Avrupa'da var olan sistemler şöyle diyor ki biz diyor var olan yani bu hastalıklar için nasıl bir taşıyıcılık paneli oluşturabilir ve bu hastalıkları nasıl gebelik oluşmadan önce karı kocayı takip edip onları analiz edip nasıl daha sağlıklı bir gebelik elde etmelerini sağlayabiliriz gibi bir taşıyıcılık panellerinin incelenmesi var. Aslında ben de Türkiye'de İstanbul'da birçok hastadan böyle bir Talep. tarama talepleri geliyor bize de. Ama tabii bunun aslında kadın doğumcularla birlikte işbirliği yaparak bu şekilde gidiliyor olması lazım. Kadın doğum ekibiyle genetikçinin aynı dili konuşaraktan aynı şekilde yol alması gerekiyor. Çünkü ondan sonra Kesinlikle. ailenin genetik yapısına göre hangi yönde tüp bebek mi, prenatal tanımı, bütün bunları ne istediğine dair de aileye göre özel kararlar verilmesi gerekiyor aslında. Şöyle zaten biz normalde çiftlerle karşılaştığımızda genellikle gebe görmekten yakınıyoruz. Yani herkes hamile kalmış olarak geliyor. Bir de yani 10 gün, 15 gün bekliyor falan. Yani ortalama artık 6-8 haftalık gebelik görüyoruz. Halbuki ilk 3 ay çok önemli ve biz bunun neredeyse bir ayını, ilk 3 ayın bir ayını, hatta çoğu zaman 2 ayını geçirmiş olarak gelen çiftleri görüyoruz. Yani bize hamile kalmadan önce benim ailemde bir de ailesel tanılar da çok kötü ve belgelenmiş değil. Yani tam bir belgeyle annemde kist çıktı. Neydi? Temizdi. Şimdi temiz çikolata kisti de temiz. Kistler, miyonlar karışmış vaziyette. Hani ne olduğu da tam belli değil. O yüzden bilimsel olarak tıbbi kayıtların düzgün tutulması, tanıların doğru aktarılması ve böyle bir işte ailemde amcamın oğlunda zeka geriliği vardı dediği zaman biz bir genetikçiye danışın dediğimiz, aman canım hani ne gerek var genetikçiye danışmaya, bu doktor da çok abartıyor her şeyi dememek birazcık da yani bunun bilimsel yönden yönlendirildiği zaman ben bunu da bir yapayım bakalım ne kazanırım diye bakmak lazım. Yoksa tekrarlayan gebelik kayıpları kısmına giriliyor. Sürekli düşükler oluyor, kürtajlar oluyor, psikoloji bozuluyor, evlilikler Tabii. çatırdıyor. Ondan sonra daha sarpa sarmış olarak geliniyor. Çok paralar harcanmış, gereksiz kan sulandırıcılar kullanılmış genetik hastalıklar için. Geçen gün bir kongremiz vardı. Gereksiz yere kan sulandırıcı verilerek bütün gebeliği geçen bir gebenin Türkiye'de SGK'ya maliyetinin 6 bin lira olduğu bir gebe başına ve ortalama 180 milyon TL'nin şu anda Türkiye'de gereksiz kullanılan
kan sulandırıcılarla birlikte hani bizim genetikleri de içine koyduğumuzda sadece antifosfolipid sendromu için kullanılması gereken kan sulandırıcıların her durumda birinci trimester, ikinci trimester kayıplarında da kullanılmasıyla böyle bir 180 milyon TL'lik gereksiz maliyetin çıktığını Yani farmakoekonomik olarak da ciddi bir yük tabii aslında. Bu yalnızca tabii devletin ki. değil aslında vatandaşın da sırtına yük tabii. Bir de şöyle de düşünmek. Ben aynı zamanda farmakoloji uzmanıyım. Şey de dediğim gibi aslında kullandığımız her ekstra bir ilacın bize bir şekilde bir fazladan bir yükü var yani. Bunu da bir kere farkında olmak gerekiyor bence. Onun için hani Kesinlikle. bu gibi testlerde aman yok zaman ve para kaybı gibi düşünmemek lazım. Onların zaten farmakoekonomik çalışması da yapılmış. Bu gibi durumlarda bazı testleri yaptırmak çok daha tabii her testi yaptırmak her zaman mümkün olmayabiliyor biliyorum ben de onu çok fazla innovatif testlerin çok daha maliyetinin yük olduğunu bunun yalnızca vatandaş olarak değil aslında devlete de bir takım yükler getirdiğinin hepimiz farkındayız. Onu demiyorum ama bazı çok kolay testlerin hani bizi birkaç ilaçtan bir kalem ilaçtan bile kurtarması demek hem sonraki metabolizmayı korumak hem de sonra daha sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından da oldukça önemli aslında. Bunun için de hani bir toplumsal farkındalık gerekiyor. Yani hasta olarak biz kendimiz vatandaş olarak aslında bunu biliyor olmalıyız diye düşünüyorum açıkçası. Yani onu fark edip o şekilde davranmak lazım ama tabii her zaman çok da mümkün olmuyor benim anladığım kadarıyla. Evet, yani zaten bir kere o psikoloji bozulup artık gebe Tabii. kalamayacak mıyım, canlı çocuk sahibi olamayacak mıyım dedikten sonra ne olsa kullanıyor herkes. Evet, O yüzden aynen öyle. gerçekten bilimsel akılcı ilaç kullanımlarına yönelmek için hekimle işbirliği, hekimin de artık gebeliğin multidisipliner bir çalışma olduğunu, endokrincinin gerektiğini, genetik danışmanlık gerektiğini bilmek lazım. Antalya'daki üniversite hocaları PAI 4G 5G heterozigot mutasyonunun gebelik kaybında başlıca rol oynadığını söylediler. Kan sulandırıcı öneriyorlar. Tehlikeli olmaz bu. Bu biraz önceki Samira Hanım Turner tanısı konan. Yani heterozigot ben bu tabii geni bilmiyorum. Eğer senin bildiğin Hayır, bir gen 4G sendromu 5G evet düşüklerde etkili olduğunu biliyoruz. Heterozigotta da biz risk artmıştır diyoruz. Hani tekrarlayan düşük varsa ki sizin durumunuzdaki 45X0 sendromunda hani orada daha çok payinden dolayı değil siz genetik bir şeyden ötürü çocuğu kaybetmiş oluyorsunuz aslında. Burada sizin bundan ziyade sanki genetik olarak bir ön araştırma yapmanız veyahut da gebelikte veya belki PGD yapıp veyahut da her gebelik artık bundan sonra size ben sizin genetik uzmanınız olsam size bundan sonraki bütün gebeliklerinizde prenatal çanı önerirdim. Çünkü bir de bu mayotik segregasyonlar bozulduğu zaman hani bir kere 45X0 olur bir dahaki sefere 21 trizomisi olur gibi durumlar olabiliyor. Onun için mutlaka hani sizin zaten bundan sonraki gebeliklerinizde prenatal çanı gerekli. Eğer o spontan gebelik 45 Turner dediğiniz gebeliğiniz spontan gebelik değilse bundan sonraki gebeliklerinizde de o düşüğün sebebi yani heterozigot payının heterozigot olması değildi. O düşüğün sebebi tamamıyla sizin Turner bebeğin olmasıydı. Turner'ların yaklaşık %60 %70'i düşükle sonuçlanıyor. Çok azı terme ulaşabiliyor. Onlar da gayet hani yaşamla bağdaşabiliyor. Mozaikler özellikle değil mi? Evet. Çoğu da hani Evet. bir kısmı Mozaikler mozaik oluyor. terme ulaşıyor daha çok zaten. Üç gebelik kaybım var. 29 haftalık genetiği temiz çıkmıştı. Sonucu Turner sendromu çıktı. Bildiğimiz yani öncelikle sizin kromozomlarınız normal mi eşinizle birlikte ona bakmak lazım. Bir de artık konvansiyonel sitogenetikten ziyade bir de moleküler karyotipleme de önemli biliyorsunuz. Bu özellikle eşlerde biz son zamanlarda 180K'lık özellikle daha derin incelemeleri yapabileceğimiz konvansiyonel sitogenetikte göremeyeceğimiz derinlikte delesyon ve yani kromozomların parça kayıp ya da kazandığını izleyebildiğimiz, görebildiğimiz testler öneriyoruz. Belki size onlar yapılacaktır. Sizin eğer testiniz normalse.
Evet, yani Samira Hanım eşinizle birlikte yapılması lazım. Hem Evet, size veyahut da eşinize yapılması yine lazım. 29 haftalık Dedim. şeyin mutlaka onların da bakılması gerekiyor ne olduğuna dair. O bebeğin sonucu neydi mesela genetik sonucu? Onun moleküler kare tiplemesi yapıldı mı veya egzomi yapıldı mı falan gibi onların da sorgulanması gerekiyor. Çünkü 29 haftalık gebelik haftasındaki bir bebek kaybediliyorsa ya genetiktir ya başka bir damarsal bozukluk vardır. Yani daha obstetriği ilgilendiren başka problem var demektir. Yani genetikle ilgili bir problemi yoksa. Eğer inütero mort direkt karnında hani kalbin durması şeklinde bir kayıpsa genetik olma ihtimallerini daha çok Evet. düşünüyoruz 3. trimesterlerde. O yüzden de özellikle tekrarlayan gebelik kayıplarında geç kayıplar yani genetik sorunlar her zaman ilk 3 ay kayıplarına da sebep olmayabilir. Geç anne karnında ani ölüm sendromları da yine genetik hastalıkların bir göstergesi olabilir. Oligospermi ile ilgili bir soru var. Oligospermi genetik sonucunda mı görülür? Babadan oğula geçer mi? İleride doğacak çocuklarımda genetik sorunlara sebep olabilir mi? Dile Oligospermin sebebi eğer genetik olarak açıklanmışsa, kromozomal ya da Y kromozomunun mikrodelesyonlar, Y kromozomundaki ait o SRY bölgesindeki bazı bölgelerin delesyonuna bağlı bir şeyse veya başka genlerin başka bir yerinde oligospermi ile ilgilendirilen bir mutasyonu varsa o tabii ki aktarılabilir o genin aktarılış şekline göre. Ama yoksa dediğimiz gibi en başta da konuştuğumuz gibi bazen her şey kalıtsal olmayabilir. Bizim kendi çevresel koşullarda yaşama şeklimiz de bazı hastalıkları yapabilir. Beslenme biçimimiz, sigara içişimiz, alkol alışımız falan gibi. O zaman bu gibi durumlarda otomatik olarak bunun başka bir şey olduğunu konuşmak gerekiyor. Yani aslında her birey kendine özel. O yüzden mutlaka genel olarak hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Lütfen cevap veriniz denmiş ama gebelikte EDF kaybı, kordonun tıkalı olması, kan sulandırıcı kullanmak bunların hepsi Tuğba Hanım. Yani bir orada kordon tıkalı demek damar tıkanıklığı, damarsal bir sorunsa kan sulandırıcıya ihtiyaç var. O da sizin yani antifosfolipid sendromu denen bir çeşit otoimmün dediğimiz bağışıklık sisteminizle ilgili lupus antikorları ile ilgili dediğimiz bazı hastalıklarda olur. Onun için önce tanının konması lazım. Yani ne için biz kan sulandırıcı kullanacağız? Bunun belirlenmesi lazım. O yüzden biz size kan sulandırıcı kullanın ya da kullanmayını bu bilgiyle zaten söyleyemeyiz. Bunların hepsi oturup anamnez alınıp, hikaye alınıp siz genetikte çok ciddi bir aile öyküsü alıyorsunuz. Öyle değil mi Gülay? Bir Evet, aynen öyle. pedigree, bir soy ağacı Tabii yani çiziyorsunuz. 3 jenerasyon dediğimiz hani annen, baban, babaannen, anneannen, deden ve daha da sonrası ve de kuzenler tabii ki her iki tarafı da kuzenler, onların çocukları falan gibi. Hani belirli önemli bir şey yapmak istiyoruz açıkçası. Ama tabii burada dediğiniz daha çok obsesiyi ilgilendiren bir konuymuş gibi geliyor Tuğba Hanım'ın sorduğu değil mi Seçil? Ben yanlış Tabii anlamıyorum. tabii tabii Evet. EDF kaybı hani daha çok ama tabii neye bağlı olduğu yani bir plasental yetmezlik ama neye bağlı? 46XY 16QH QH. evet. O polimorfik bir bölge. Yani onun gerçekten QH mıdır olup olmadığını sorgulamak gerekiyor. QH ise orada polimorfik bir bölge olduğu için o herhangi yani polimorfik bir bölge herhangi bir özellik teşkil etmez. Evet, Tuba Hanım siz de çapadaysanız eğer zaten çapada genel protokoller vardır. Kan sulandırıcı için ne zaman kime verilmesi gerektiğine dair çok net protokoller vardır. O yüzden herhangi bir endişeniz olmasın. Çok teşekkür Evet. ederim. Evet. Herkese Ifade çok bana. teşekkür ederiz bize güzel yorumlarınız için. Gülay özellikle bir genetikçi olarak kadın doğum platformunda, kadın doğumda miyomlar, çikolata kistleri, erken menopoz bir sürü sorunla karşı karşıya, bir sürü soruyla aslında karşı karşıya kalıyorsun. Burada bize yani kadın doğumculara da
kadın hastalarımıza da özellikle söylemek istediğin bazı mesajlar var mı? Şunlar üzerine yoğunlaşalım, bu testleri yapalım. Hani serbest sana bırakıyorum. Yani kadın doğum açısından özellikle yani genetik açısından baktığımda hani zaten senin de bildiğin gibi öncelikle gebelik ve gebelik öncesi durumlar var. Gebelik öncesi durumlar için dediğim gibi eğer yani teknoloji artık oldukça ileri daha, yani ben genetiğe ilk başladığım yıllarda 3-4 tane işte hasta aynı hastalıktan çocukla gelen aileler biliyorum. 15 sene öncesinde falan. Çünkü o zaman hem o hastalıklara tanı bulmak çok zordu ve aileler gelişigüzel tekrar tekrar birazcık da kadın doğumcuların veyahut da o zamanki tıp bilgisinin bilimiyle hani tamam bu kadar tekrar deneyin sağlıklısını bulana kadar gibi bir tarz vardı. Şimdi biliyoruz ki aslında o öyle bir durumda yani şu anda o durumda değil. Şu anda egzom analizi diye bir analiz yapıp 18 bin genin hepsini dizileyebiliyoruz. Ve genellikle bize gelen hastaların %80-85'ine tanı koyabiliyoruz. 15 yıl önce öyle değil. Daha önce çok daha az hastaya tanı koyabiliyorken şimdi çok daha fazla hastaya tanı koyabiliyoruz. Bir kere en önemli tarafı bu. Onun için lütfen hastalara da hem kadın doğumcu arkadaşlarıma hem hastalar tarafından da baktığımda ailesinde hasta olup da bu şekilde çare alayan insanları da buradan seslenmek istiyorum. Hani bu gibi durumların artık çözümü var. Bir şekilde kadın doğumcunun farkındalığı ve kadın doğumcu da genetiği aslında Türkiye'de uzun zamandır genetiğin ne kadar önemli olduğunu biliyor kadın doğumcular Türkiye'de. Pediatristler de keza öyle. Öyle hasta gördüklerinde mutlaka genetikle konsült edip genetiğin sonucunda bir ortak bir sonuca varıyorlar. Onun için hani orada gebelik öncesi ve gebelik esnasında da aslında hem işte NIPD dediğimiz non-invasive prenatal tanı testleri de biliyorsun ki seçili önemli. Belki buradan da orada hani gebe kalıp gebelikte invazif test yaptırmak istemeyen amniyosentez, kordosentez veya CVS yaptırmak istemeyen birçok aile vardır. Onlar için de çok Evet. önemli bir test aslında. Kesinlikle. Yalnızca kan vererek anne kanından bebeğin dolaşan DNA'larını yakalayarak da o DNA'dan bebeğin bütün kromozomlarına bile erişilebiliyor. 46 kromozom sonucu bile verilebiliyor hastalara. Ve bazen çoğu zaman tek gen konusunda da o konuda diyelim ki talasemi taşıyıcısı aile bebeğin talasemi hastası olup olmadığını bile anne kanından taşıyıp onu anlayabiliyoruz. Diyelim ki siz 30. haftalarda 28-30. haftalarda bir tanı koyuyorsunuz. Acaba bu akondroplazi midir dediğiniz noktada biz hastadan kan alarak bebeğin dolaşan DNA'sından bu akondroplazi midir değil midir diye tanıyabiliyoruz. Mesela bu tip şeyler çok çok önemli. Bunların da farkındalığını yaratmak lazım. Dediğim gibi kadın doğumcu arkadaşlarımız artık bunları oldukça iyi biliyorlar ve bizimle de oldukça iyi bir kontakta ve bu tip şeylerle beraber konsült edip onun sonuçlarını verebiliyoruz. Bir başka söylemek istediğim şey ise belki viral hastalıklar bu gibi durumda. Gebelikte özellikle. Şimdi en çok enfeksiyon hastalıkları döneminde herkesin böyle bir sıkıntısı varken aynı zamanda aslında sen daha iyi biliyorsun tabii ki de COVID'li dönemde özellikle COVID veya bir başka biz hani torç bildiğimiz en çok enfeksiyonda aslında toksoplazmamız, rubellamız, klamidyamız falan gibi bunlar varken bir de üstüne COVID geldi. COVID'li dönemde insanlar nasıl bir gebelik geçiriyorlar, o plazentadan geçiyor mu, fetüs bununla karşılaşınca ne yapıyor gibi birçok bilinmeyen de var aslında. Hani bunların da ne olduğunu belki birkaç sene sonra daha net göreceğiz. Ne Tabii olduklarını. tabii epigenetik değişikliklere sebep olacak mı? Vertikal geçiş net mi değil mi? Şu anda mesela testis üzerinde bazı spekülasyonlar yapılıyor. Üreme sağlığıyla ilgili. Testiküler fibrozis birkaç vakada yayınlandı. Yani kısırlık yapacak mı? Koku tat gitmesi serebral hasar mı? Tabii Yani tatsal sinir demans mı? sisteminde birçok hasarlar bıraktığını biliyoruz aslında. Birazcık da onlar daha ileri zamanların konusu belki ama biz şimdi bu Evet. zamanı yaşıyoruz ve survivor olanlar birkaç sene sonrayı görüp hani oradaki sıkıntılarla da yaşayacağız aslında belki. Evet. Şu anda Evet. yalnızca ölmeyip sağ kalanlara başarılı gibi davranıyoruz. Ama Evet.
iki sene sonra yani hiç kimseye ümitsizlik aşılamak niyetinde Vermek değilim ama amacıyla değil. evet Aa. ama şeyin de farkında olmak amacıyla söylüyorum. Hani çünkü Evet. çok bir bilinmeyen bir şeyle karşısındayız yani bilinmeyen bir şeyin karşısındayız. Hani O cidden yüzden de çok rahat davranılmaması lazım. evet Ay evet geçirdi, asemptomatik geçirdi. Evet ama vücuda aldıktan sonra ne yapacağı uzun vadeli etkilerini biz bilmiyoruz. O mesela yüzden burada yani gençler özellikle. herpes örneğini biliyoruz bildiğin gibi. Evet. Zona örneğini biliyoruz. Ondan sonra HPV biliyoruz. Jinekologların, kadın doğumcuların en çok karşılaştığı şey. Evet. Yıllarca sessiz kalıp savunma sistemi baskılandı. HPV öyle bir şey ki yani hani Evet. düşünün siz suç içiye geçiriyorsunuz sonra zona oluyorsunuz. Yani 60 yıl sonra zonaya dönüyor. O yüzden çok önemli. Doğumda bebeğe aktarıp aktarılmadığı belli değil COVID'in. Gebenin yüküne haftasına yani ne kadar taşıdığına gebelik haftasına ve doğumdaki koşullarına bağlı olarak değiştiği söyleniyor. O yüzden çok faktör olduğu için direkt olarak anneden bebeğe geçiyor denemiyor. 9 tane gebelikten 2 tanesinde saptandı ama direkt transmisyon, direkt vertikal geçiş olduğu net değil. O yüzden şu ana kadar elimizde çok yeterli veri yok hastalarımız için söyleyelim. Ama yine de sanki geçermiş gibi düşünerek Tabii. davranmakta fayda var ve bebeğe anne de pozitifse akut dönemde yoğun dispnesi varsa emzirmemek ama asemptomatik COVID pozitifse o zaman emzirilebilir deniyor şu anki kılavuzlar. Tabii onlar da bu kış içinde tekrar güncellenir mi, durum Evet. değişir mi Onu birazcık bilmiyoruz. da yaşadıkça görüyoruz aslında ne olup olmadığını. Kesinlikle. Ama dediğin gibi herhalde asemptomatik geçiriyor olma ya da sevinmeli miyiz onu bilmiyorum. İşte dediğim gibi zaman biraz gösterecek bizi. Biraz hani farkındalık yaratmak adına söylüyorum bunları. Kimseye korku salmak için değil. Hani burada da yanlış anlaşılmasın onu da ifade edelim. Evet. Başka Kongenital anomaliye sebep olduğu gösterilmedi. Yani koronanın herhangi bir kongenital anomaliye, kongenital tam doğru ifade, kongenital anne karnında oluşup doğum sırasında aktarılan. Burada kongenital kalça çıkığı dediğimizde hastalarımıza bu doğumsal kalça çıkığı diye söylüyoruz. Doğumdan olmuş gibi doğururken olmuş gibi algılanabiliyor. evet. Latince kelimelerin Türkçe'ye çevrilmesinde bazı anlaşılma sorunları var. Kongenital anne karnında oluşmuş anlık pek çok sebeple kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, bir sürü kongenital hastalık var. İşte tam da bahsettiğimiz şey biraz da buydu. Kongenitalle biraz Evet. yani genetik kökenli de olabiliyor, tamamen çevresel kökenli de olabiliyor işte virüsler gibi. Ama sonuçta ne olursa olsun bir şey genimizi etkilediği için oluyor. Yani Bence. neden ne olursa olsun sonuç etki o genin bozulup yanlış proteini kodlamasıyla oluşuyor. Oluyor. Dolayısıyla hani her şeyin ucu birazcık gene dayanıyor. Evet. Bunda Yani ama her şey fazla. geniz aslında çünkü yani DNA yani hücre çekirdeğinde depolanan genetik materyal Bilgi. sayesinde, bilgi sayesinde aslında Varız. yaşamımızı sürdürebiliyoruz, varız. Bir sonraki jenerasyonu oluşturabiliyoruz gibi gibi. Aynen. BRCA'lardan da bahsetmek istiyorum. Benim bir hastamın annesinde meme, babasında rektum seyağı vardı. Çok zor bir şekilde BRCA gen taraması için kendisini yönlendirdim. Ve negatif geldi ki hani bunun bazen olabileceğini biliyoruz. Bu durumda bir rahatlık ve bir rehavet içine girdikten bir sene sonra üçüncü evre invaziv duktal meme seyağı tanısıyla tekrar karşıma geldi ve gen mutasyonu da yoktu, nasıl oldu anlamadım gibi bir ifadesi oldu. Aslında burada bir hani açık kapı var. Onu da bir hani BRCA gen mutasyonu yaptırdık negatif. Şimdi Rahatlamalı mıyım? kalıtsal kanserlerde sırf BRCA 1 2 evet ilk klonlanan genler kalıtsal meme ve yumurtalık kanserinde ilk klonlanan genler BRCA 1 ve 2 idi. Fakat aslında güncel bilgimiz de biliyoruz ki kalıtsal kanserlerde sırf BRCA 1 2 değil. Biz şu anda mesela 113 tane gen tarıyoruz.
2 tane diyelim, 113 tane genle birlikte bunun gerçekten kalıtsal bir zemini var mı yok mu diye bakıyoruz. Şimdi bu gibi durumlarda en çok yapılması gereken, üstünde düşünmesi gereken konu şu. Böyle bir test istediğimiz zaman yalnızca BRCA 1-2 baktırmak aslında bizim için kafi değil. En geniş herediter kanser panelini istememiz gerekiyor ki atladığımız bir şey olmasın. Hani buna rağmen illa ki kalıtsal olarak bu bir şanssızlık da olabilir. Yani kişinin annesi diyelim ki sigara kullanıyordur, şudur budur, o çevresel epigenetik faktörlerle kanser olmuştur. Ama aynı şekilde kendi de kalıtsal olmadığı halde aynı kendisi de o tip yatkınlık genlerine sahip olduğu için diyelim ki sigarayı iyi metabolize etmiyor, vücudunda birçok olumsuz şeyler bırakıyor gibi. O zaman bu gibi durumlarda da yine kendisi de aynı şekilde meme kanserine yakalanabilir. Mesela bu gibi çok farklı durumlar da var. Onların da farkında olmak lazım. Hani dediğin gibi seçincim, ben nasılsa o geni taşımıyorum gibi bir şey değil. Biz kalıtsal olarak o geni taşımıyor olsak bile bizim kendi genlerimizi korumak için belli bir sağlıklı olma koşulları var. O sağlıklı olma koşullarına uymak durumundayız. Bunu Tabii ki yani lütfen epigenetik aklınıza denen bulundurun. Hani benim faktörlerde genim bu. sağlam, ne yaparsam yapayım beni onu kaldırır gibi bir şey demek yanlış olur. Kesinlikle. Hormonlarımız da genler tarafından yönetiliyor. Evet. Genlerin doğru kodlamasıyla hormonlar, proteinler oluşuyor, diziliyor amino asitler. Dolayısıyla ufacık bir gen mutasyonuyla hormonal bozukluklar oluşuyor. Polikistik over, hemen hani en sık Türkiye'de aynı zamanda 40 yaş altı sekonder amenore dediğimiz adet görmeme ile karşımıza gelen kadınlarda bu prematür overyen yetmezlikle karışan en önemli sendromlardan bir tanesi polikistik over sendromu ve insülin direnciyle de çok başa baş giden bir sendrom. İnsülin direnci, Dolayısıyla overlerde bir iç obezite. yağlanma, Evet. obezite, bazen obez, bazen Bazen ince, zayıf. mesela Evet. incelerde hani bunu anlatmak, insülin direncini anlatmak çok daha zor oluyor, emin Evet. ol. Tabii. Böyle 45 kilo, kolesterolleri 300 kadın grubu var. Hı. Hani onlara o metabolik sendromu falan, insülin direncini anlatmak çok daha zor oluyor. Polikistik over kalıtsal mıdır diye bir soru var. Hani buna nasıl bir yanıt vermek lazım? Polikistik over, evet, bazı yayınlarda kalıtsal olduğunu biliyoruz ama polikistik over de tek gen hastalığı değil aslında. Demin adını bahsettiğiniz işte tansiyon hastalığı gibi, diyabet gibi çoklu genlerden de ortaya çıkabilen bir hastalık olabiliyor. O yüzden birçok gende de olabiliyor. Yani hangi genden kalıtıldığına göre ya kalıtsal olabiliyor veyahut da kalıtsal olmayabiliyor ama yaklaşık olarak demin şeyde de anlattığımız gibi meme kanserinde de aslında benzer şeyler çok aynı oturuyor. Burada da önemli olan biz ailemizdeki belli insanlarla aynı yatkınlıklara sahibiz. Aynı çevre koşulları, aynı şeyler. Bir de bunları hep DNA bazlı konuşuyoruz. Bir de hiç konuşmadığımız RNA bazlı olan hastalıklar var. Evet, Bunların belki kesinlikle. de o yönleri de var. Henüz bilmediğimiz, yani biz şu anda DNA'dan oldukça rahat konuşabiliyoruz ama muhtemelen RNA bazlı olanlar da var. Hani burası biraz daha karanlık ama şunu Mitokondriyal olanlar. mitokondriyal olanlar da var. Evet, doğru. Teşekkür ederim. Onun için şey çok çok önemli. Şeyi bir kere en önemli fark kalıtsalla şeyi farkında Genetik. olmak. Genetiğin farkında olmak. Hani genetik hepimizin geni var ve hepimiz o genlerden hastalanma ihtimaline sahibiz. Yani hepimizin genleri hatalı kodlayabilir. Bunun bizim atalarımızdan gelmesi gerekmiyor. Ama bizim genlerimiz de çevresel koşullarımızdan, yediğimizden, içtiğimizden, bulunduğumuz çevrenin havasından, Radyasyonundan, tarım radyasyondan, ilacından. yediğimizden, içtiğimizden, kullandığımız ilaçtan, her şeyden mutasyona uğrayabiliriz ve her şeyden genlerimiz hastalığa sebebiyet verebilir. Bunu hiç unutmayalım. O yüzden en önemli şey sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam kurallarına birinci ilke olarak dikkat etmek. Sigara, alkol ve işte sağlıklı spor yapmak falan gibi şeyleri öncelikle
Dikkat etmek çok önemli. Kesinlikle. Çünkü kanserlerde %25'inin genetik, %75'inin epigenetik Evet. olduğuna dair bazen yazılar okuyoruz, yorumlar. Ay, Özellikle kalıtsal bir... diyelim istersen ona. Çünkü Evet. aslında biz kanseri genetik hastalık diye sayıyoruz ama kanserin Evet. hepsi kalıtsal değil. Ama kanser genetik bir hastalık. Kanserin hastalığı genlerde başlıyor ve genlerle birlikte tedavi edilebiliyor şu anda. Aynen. Gen bozulmadan kanser hücresi oluşmuyor zaten. Aynen. Ama dediğin gibi %75 biz daha çok kendi çevresel koşullarımız, alışkanlıklarımızla bunu yapıyoruz. Alışkanlık dediğimizde de çok basit. Mesela metilasyon dediğimiz faktörler ya da işte temizleme ile ilgili kusurlar diyelim. Hormonlarımız, insülinimiz yüksekse yağ dengemiz bozuk, yağ dengemiz bozuksa kortizolümüz, melatoninimiz, serotonimiz bozuk. Böyle olunca zaten vücutta stres yanıtımız kötü, uykumuz kötü. O Evet. zaman kanser hücreleri için tam güzel bir mutasyon ortamını da hazırlayıvermiş oluyoruz. Ondan Aynen. sonra da işte benim annem uyumazdı, ben de uyumazdım. Benim annem kiloluydu, ben de kiloluydum şeklinde. İşte genetik, kalıtsal her şeyi birbirine karıştırıp ortaya kendi kendimize bir mazeret uyduruyoruz çoğu zaman. Mümkün mertebe multidisipliner olarak ufak tefek sorunlar bile olsa genetik zeminimiz var mı, yatkınlığımız var mı diye danışmanlık almak bence çok önemli. Burada insanların gözünü korkutan bazı meblağlar da olabiliyor. Gülay, burada hani ücret vermek adına sormuyorum ama aşağı yukarı mesela 18 bin genin tarandığı bir teknolojiye sahibiz artık. Yani ufak Evet. tefek hastalıklarımız, ailemizde kanser varsa gelip bende var mıdır, yatkınlığı var mıdır, ben kolon kanseri geni taşıyor muyum, meme kanseri geni taşıyor muyum? Çünkü bunlar çok önlenebilir hastalıklar. Yani kolonoskopiyi yaptırıyorsunuz, erken tanı koyuyorsunuz, hayat kurtarıyor. Meme, erken tanıyorsunuz, hayat kurtarıyor. Dolayısıyla nebla olarak mesela 18 bin gen tarıyorsa o zaman bu herhalde böyle 100 bin liradır, 50 bin Yok, liradır falan değil, gibi bir değil. şey. Değil, kesinlikle çok daha ödenebilir rakamlar ve bunlar aslında bir de bu yaşam boyu değişmeyecek bir analiz yaptırıyorsunuz aslında yaptırdığınızda. Hatta verinizi saklayıp senede bir benim verimi tekrar 6 ayda bir falan bu verimi update edip verimi güncelleyip verimle birlikte bana tekrardan danışmanlık verin diyebilirsiniz. Çünkü genetik datalar aslında bioinformatik bilgiler bir zaman sonra yani sürekli güncelleniyor. Her gün biliyorsun ki o veri tabanlarına girdiğimizde dünyanın çeşitli yerlerinden edinilen bilgilerle o veri tabanları yenileniyor. Ve biz hastamızın o datasını veri tabanına koyduğumuzda biz de o şekilde o veri tabanla onu karşılaştırıp hastaya yepyeni bilgiler de sunabiliyoruz. Ve bunlar Allah Evet. korusun en ufak bir hani kanserin bir seanslık tedavileriyle kıyaslandığında devlet olarak da Dünya şahsi kadar olarak da fark var. Evet. aslında son derece cost efektif dediğimiz hani Tabii. bütçeye Yani bir de uygun. uygun bir şekilde check-up yapmak için de önemli seçim. Çünkü insanlar çoğu zaman nasıl taranlayacaklarını bilmiyorlar, nasıl bir doğru bir yol izleneceklerini bilmiyorlar ve bu konuda da çok önemli bir yol aslında. Hani bunu yaptığımız zaman mesela mamografi çoğu zaman BRCA1 veya işte böyle hereditar gen mutasyonu olan hastalarda şeyin Yeterli radyasyonun gelmeyebilir. uygulanmaması gerekiyor. Çünkü radyasyon zaten kendisi mutasyona yatkınlık yapan bir şey olduğu için hani radyasyonu o tip mutasyonlu hastalarda kullanmamak gerekiyor mesela. En önemli fark bu. Hani öyle bir hastamız olduğu zaman biz ona diyoruz ki lütfen sen mamografiyle takip olma. Onun yerine ultrason ya da Emma. MR'la. Evet, ultrason ya da MR'la birlikte takip ol diyoruz mesela. Bu hani en azından hastanın hastalıksız survive edebildiği zamanı arttırmaya çalışıyoruz. Her ne kadar öyle bir mutasyonu varsa bile. Yani hastalık 40, 45 yaşında değil de 55 yaşında çıksın diye çabalıyoruz. Yani hastalık Tabii. çıktıktan sonra mücadelesi ve aldığı tedaviler çünkü çok daha zor, çok daha yıpratıcı aslında. Kesinlikle. O yüzden de bu check-up'lar aslında buradan bir mesaj da verelim. Hastaneye gittiğinizde hastanenin size göre belirlediği check-up paketleri değil, anamnezinizle, hikayenizle birlikte doğru bir şekilde yönlendirilmiş check-up'lar ve hekim
tarafından yönlendirilmiş check-up'lar aslında doğru olandır. Kampanyalı, işte Aynen öyle. hastanede şu kampanya var şeklinde olmasın lütfen. O yüzden mümkün olduğunca doğru yönlendirme sağlayalım. Son 4 dakikamız Gülay. Polikistik over'i konuştuk. Çikolata kistleri, polikistik over, miyom gibi multifaktöriyel aslında hastalıklardan bahsettik. Kanserden, birazcık erken menopozdan, Fragile X sendromundan da bahsettik. Özellikle sağlıklı yaşam için, yani yaşlanmamak, wellness için bize genetik olarak ne dersin? Bu telomerler, işte kısalmalar, bunlarla ilgili yapılan tedaviler sence ne aşamada ya da nedir? Vallahi şu anda sağlıklı yaşanmak için yapılan şeyler tabii birçok vitamin ve minerallerin katkılarını saymamak mümkün değil. Onların tabii ki çok büyük bir fark ediyor. Yani günlük yaşamımızda da hem performansımızı hem günlük hayatımızı hepsini şey yapabiliyor, fark ettirebiliyor onları. Ama telomer ve telomeraz konusunda benim birçok soru işaretim var. Tabii ki bunu savunan birçok meslektaşımız var. Onlara da hani benim görüşüme göre çok doğru gelmiyor ama şu anki uygulanan yöntemler doğru gelmiyor. Şüphesiz ki onu daha doğru bir veya daha farklı bir yöntemle daha kabul edilebilir bir yöntemi vardır. Fakat hani dediğimiz gibi hücrenin ihtiyacı aslında bütün sağlıklı yaşam hücrenin ihtiyacı olan gerekli elementleri tamamlanmasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Bunun için antioksidanların alınması, hani oksidasyonu azaltmak, yani vücutta oluşan oksidasyonu azaltmak, hani hücre bazlı düşünüp hücre bazlı gidildiği zaman aslında çok daha anlamlı sonuçlar alınabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ve de etrafımda da gördüğüm hücre bazlı tedavilerin çok daha etkili olduğunu görüyorum. Hani benim de kendi yakınlarıma, hastalarıma uyguladığım takipler genellikle bu yönde gidiyor. Hücre bazlı şeyler gibi. Ve fonksiyonel tıp oldukça önemli aslında. Onu sen de biliyorsun. Ve fonksiyonel tıbbın yardımıyla da aslında tıp bambaşka bir yere gidiyor. Yani veyahut da alıştığımız bizim klasik batı tıbbından daha farklı bir anlayışı ve daha farklı bir modellemesi var. O da farklı bir bakış açısı getiriyor bence ki bence o da çok yerinde bir durum. Başka diyebileceğim kadın doğum obsesiden konuştuk. NIPT NIPT konuştuk. ile ilgili özellikle de yine hatırlatalım. Down sendromu testi pozitif çıkması, yani kanda yaptığımız testlerin pozitif çıkması kesin tanı değil, tarama Evet. testleri olduğu için yüksek riskli Aynen. hasta grubunu bize verir. Dolayısıyla bizim orada ileri tetkik dediğimiz, herkesin o anne karnında su almaktan korktuğu Bizden. amniyosentezlerden Evet. bir farklı yöntem olarak annenin kanını alarak annenin kanında dolaşan fetal hücreleri ayırt eden genetikçiler sayesinde fetüsün DNA'sını çıkartıp oradaki bozuklukları tanıyabiliriz. Ve bu anne karnında tedavi edilebilmesi amacıyla değil tabii ki, tedavi edilebilir durumlar da vardır. Mesela gene söylediğimiz gibi talasemiyi tanıdığımızda, aneminin geleceğini bildiğimizde anne karnında kan transfüzyonu, kan nakli de yapılabilir Tabii. 20 gibi. hidroksilaz enzim eksikliği de keza öyle. Hani progesteron ve Çok önemli. steroid vererekten aynen orada da hani bebeğin cinsiyeti hakkında daha kesin bir bilgi verip öyle yapabilirsin. Ama yine NIPD'yi de bence bir tarama testi diye alalım Seçilciğim. Çünkü NIPD'de de yine de biz yine bir tarama testi diye algılıyoruz genetiksel olarak. Orada da en son doğru bilgimiz eğer NIPD'de bir pozitif bulgu bulursak onun doğrulanması mutlaka girişimsel şeylerle, yöntemlerle olmalı. Evet. Yöntemlerle amniyosentezle tekrar Bazen doğrulanması. tam tersi de oluyor. Biz o tip tarama testlerinde sonucu negatif bulabiliyoruz. Ama kadın doğumcu arkadaşlarımız diyor ki biz ultrasonda özellikle böyle bir şey gördük. Ben bundan şüphe ediyorum. Bu fetüs iyi bir şekilde gelişmiyor dediği noktada da mutlaka yapmamız gereken şey girişimsel tetkiklerdir. Bunu hiçbir zaman Evet. yapmayalım. Şu anda hani fetüsün sağlığı hakkında en doğru bilgiyi bize girişimsel
tetkikler vermektedir. Bütün öteki DNA bazlı testler de yine tarama testi diye geçmektedir. Ama Geçme. güvenirlikleri öteki üçlü ve dörtlü testlerden güvenirlik oranları daha yüksek olduğu için şu anda artık ikili üçlü testlerden ziyade daha çok NIPD testleri uygulanmakta. Fakat orada da pozitif ya da Açık negatif yine de kapıları. bizim için altın standart kadın doğumcunun ultrasonla yaptığı söylediği bulgudur bizim için. Eğer o diyorsa ki ben burada bir şey görüyorum, burada kesinlikle bir başka bir durum var dediği noktada mutlaka bizim girişimsel tedaviye doğru gitmemiz gerekiyor. Girişimsel tanıya Kesinlikle. doğru, pardon. Tanıya doğru gitmemiz, amniyosentez veya kordosenteze Evet. gitmemiz gerekiyor. Burada Cerrahpaşa'dan arkadaşlarımızı da gördük yayında. Bahar Evet. selam söyledi Evet, ikimize çok de. teşekkür Neman ederim Hoca'yı gördüm. Bahar'cığım. Haliç Üniversitesi'nden de öğrencilerimiz burada. Bütün katılımcılara, herkese bu akşam bizimle genetik gibi aslında insanlara çok da böyle yakın gelmeyen, korkan, Evet. korkutan bir konu. Biz tıp fakültesindeyken bile genetik dedik mi çok daha uzak gelirdi. Çünkü karışıktı, hiç kimse tam bilmezdi, ucundan geçilirdi, hastalıklar çok hayali gelirdi, Doğru. bilemezdik hastalıkları. Doğru. O Tanık yüzden olamayan bir sürü hastalık vardı. Şimdi nispeten çok daha iyi gerçekten. kesinlikle yani gen teknolojilerindeki bu hızlı ilerleyişle gençlerimiz arasında son derece popüler bir meslek haline giderek gelmeye başladı. O yüzden önü açık, yüzyılımızın en önemli ihtiyaçlarından biri diye düşünüyoruz. Bahar'a da buradan, Bahar Leman Hoca'ya, Bahar'a, sevgiler, teşekkür herkese ederiz. çok teşekkür ediyoruz. Ben ağzına sağlık diyorum Çok teşekkür Gülay'cığım. ederim Gerçekten Çeşit'cim. çok İnşallah güzel. daha güzel yayınlarda, daha özel yayınlarda yaparız. Konu Ben... başlıklı. Bir konuyu daha Kesinlikle. derinlemesine konuşabiliriz. Belki onunla ilgili sana da sorular ve ilgiler gelirse o şekilde genişleterek daha iyi bir konuşma yaparız. Her zaman. Evet, ben çok teşekkür ediyorum herkese de. Verimli bir yayındı gerçekten. İyi akşamlar Çok diliyorum Gülay'cığım. teşekkürler. Görüşmek üzere herkese. Sağ Görüşmek olun. üzere. Hoşça Teşekkür kalın. ederim. İyi akşamlar.